Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün abim ve antrenörüm Murat Kazgan ile birlikte 3 tane maçımı izleyeceğiz. O maçlarla ilgili reaksiyonlarımızı vereceğiz. Sizin maçlar dışında görmediğiniz, bu işin background'unda o anda neler yaşandı, maçtan sonra neler yaşandı, o an maçla ilgili neler hissediyorduk, o maça nasıl hazırlandık, bunların hepsini maçları izlerken göreceğiz ve anlatacağız. Hoş geldin abim. Hoş bulduk Kaan, nasılsın? İyiyim. Birlikte ilk defa bir program yapıyoruz. Yerde de daha önce hiç yapmadık. Enteresan. Aynen. Niye yapmamışsın? Herhalde birimizin çalışması gerekiyordu diğer taraftayken. Şimdi senden iki tane yorum bakış açısı istiyorum. Bir, profesyonel olarak, antrenörüm olarak o anda ne gördün, ne yaptığını. İkincisi de abim olarak. Sonuçta ben de senin köşendeyken bir olmam gereken adam var. Bir de duygularını bastırmaya çalıştığım adam var. O yüzden hani iki bakış açısıyla da görmek istiyorum. Tamam. Ya maçlar öyle bir şey ki yani bırak o anda yaşamayı. Senin maçlarını her izlediğim zaman bile insan aynı heyecanı yaşıyor zaten. Evet. Ben de mesela izlerken şey oluyorum. Bir daha yere düşürebilecek misin falan. Tekrar da onu insan müdahale etmek istiyor. Evet. Şimdi ilk maçımız Ciro Manili maçıyla birlikte geçiş yapacağız. Ciro Manili maçından önce biliyorsun ki ben bir yaklaşık 4-4,5 yıl dövüşmemiştim. Doğru. O yüzden bu maç benim için önemli bir maçtı. Şimdi ilk maçımızı açalım ve geçiş yapalım. Hadi bakalım. Sevgili izleyiciler, müsabakalar devam şimdi, ediyor. Ciro Manili, benim için aslında bu maçın birden fazla önemi vardı. Dediğim gibi ilk önce bir 4-4,5 yıllık aranın sonunda geri dönüş maçıydı. İkincisi de ilk defa Türkiye'de dövüşecektim. O yüzden bu ikisi birleştiği anda Ciro'nun bir de internette doğru düzgün maçını bulabildiğimiz bir şey de yok. Aynen öyle yani sürpriz ne olacağı belli değil. Sadece maçlarla ilgili fotoğraflar vardı. Üzerine çalışabildiğin hiçbir şey yoktu. Aynen öyle ve ekstra bir stres de yaratıyor tabii ki de. Çünkü hem ilk defa Türkiye'de dövüşüyorum hem uzun süre bir aradan sonra dövüşüyorum. Ve Türkiye'de olmasının yanı sıra Ataşehir'de dövüşüyorum. Evimde dövüşüyorum. Ya zaten benim için de böyle mesela. Türkiye'de dövüşmek her zaman daha stresli. Evet. Üzerinde daha fazla yük var. Aynen çünkü öyle. Oradaki seyircilerin hepsi senden bir şey bekliyor. Ama yurt dışındayken böyle değil. Atıyorum Rusya'da bir maç yaptığın zaman ya da sen işte Kore'de dövüştüğün zaman. İnsanlar yenilmeni bekliyor aynen zaten. Aynen öyle. O yüzden seyircinin sana karşı bir beklentisi yok. Evet. O yüzden Türkiye'de maç yapıldığı zaman tüm sorumluluk senin üzerinde. O yüzden çok haklı bir stres. Bu maçta bir de şöyle bir yayınla ilgili bir sıkıntı vardı. Normalde 7-7,5 gibi ben ısınmaya başladım bu maç için. Totalde de bir 11.30'da falan maça çıkmam gerekiyordu. Ama ben bu maça gece 1.30'da falan çıktım. Ve o kadar fazla ısınıp soğudum ki hani en son maça böyle yaklaşık 1 saat kala falan şeydi. Hani oturayım artık yoruldum. Maç gelse de dövüşeyim şeyiyle yorgunlukla zaten çıkılmışım maçtı. Bu arada bu maçta şöyle de bir olay var. Bizim ilk defa aynı gecede dövüştüğümüz maç değil mi? İlk defa. Herhangi bir ülkede aynı gece dövüştük. Normalde benim istediğim hiç istemediğim bir şey bu. Çünkü ben mesela senin maçın olduğu zaman sana odaklanmak ben istiyorum. Ben de aynı şekilde. Ama aynı maçta hem kendi maçıma hazırlanıyorum hem senin arkanda çıkıyorum. Ekstradan bir iş yükü ve stres vardı. Bir de neyse mesela ben senden sonra dövüştüm yayınla alakalı olarak. Mesela sen o maçı kazandın aslında beni rahatlattın. Mesela sen o maçı kaybetseydin belki ben de o maçı kaybedebilirdim. Çünkü motivasyon düşecek. Beni düşürecekti aynı şekilde. Doğru. Şimdi maçı... Maça çıkıyorsun. Yine her zaman gibi arkada Türk bayrağını sallaya sallaya geliyoruz. Aynen. Değişik bir orada. Ülker Spor Sarayı'nda bu arada çok güzeldi. Kesinlikle öyle. Bence Vendetta da organizasyonu çok güzel yaptı. Evet. Yani Türkiye'de yapılmış bence en iyi organizasyon. Bence de öyle. Buradan da Bülent Sağlam'a sevgiler gönderelim. Şimdi bu maçta ekstra bir olay olarak da arkada Conan Silveira var. Amerikan Top Team'in yani özel olarak senin baş antrenörü normalde Conan Silveira. Tabii şimdi onun sıkı MMA takipçileri çok iyi biliyorlar ama MMA'ye uzak olan insanların tabii oradaki ne kadar önemli, ne kadar büyük bir şey olduğunu farkında değiller. Çünkü bu işteki bırakın UFC'den bahsetmiyoruz. MMA'yi yaratan adamlardan bir tanesi bu adam. Ve Amerikan Top Team gibi dünyanın en önemli takımlarından bir tanesinin hem sahibi hem de baş hocasının o maçta hem senin hem benim arkamda olması hem büyük bir gurur. Kesinlikle. Hem de ekstradan yine bir sorumluluk. Ya bu bir de şöyle bir şey. Mesela ben bunu birkaç yerde gördüm. Böyle gördüm. Maçlarla ilgili insanların söylediği yanlış şeyleri düzeltmek istiyorum. İşte Conan'a para vermişler, getirtmişler diye bir şey. Conan'a para vererek getiremezsiniz arkadaşlar. Ben hiç görmedim öyle bir şey. Nerede yazmışlar? Ben gördüm ve şey yani Conan'a para verip getiremezsiniz. Çünkü bu adam işte daha yeni bu hafta Conor McGregor'ı yenen Dustin Poirier'in de hocası.
her hafta UFC'de maça çıkan 10 tane adamın da hocası. Şöyle. Bu adamı herhangi bir parayla satın alıp buraya getiremezsin. Şöyle. Conan Silveira dediğim gibi zaten çok zengin bir adam. Ve o gece, aynı gece benim maçım için geldiği zaman Conan, Dustin Poirier, Max Holloway maçı vardı. Ve Dustin orada zaten interim kemer maçına çıkmıştı. Ve orada Dustin'in arkasında Mike Brown gitti. Conan'la biz aramızdaki ilişki çok farklı. Conan benim öz abim gibi. Yani biz Conan'la antrenman dışında da Conan'ın eşi, çocuğu, benim eşim, çocuğum hep beraberiz zaten. O yüzden de aramızda farklı bir bağ olduğu için Conan orada. Yoksa Conan'ı oraya getirmek yani ne parayla getirebilirsin ne de herhangi başka bir şey. Tabii yani saçma bir yorum. Bu arada Conan kendi istedi zaten. Orada olmayı kendi istedi. Bizim yanımızda olmayı kendi istedi. Bizim zaten bildiğimiz şeyler ama insanların da bunları bilmesi gerekiyor. Çünkü dışarıda oluşan o yani insanlar bunun nasıl olabileceğini kestiremedikleri için en basit haliyle bunu kesin bu şekilde yapmışlardır. Mantığı oluşuyor. Mümkün değil. Şimdi maç başlıyor. Maç başlarken şimdi rakip hakkında bir bilgi olmadığı için doğru düzgün. Rakibin nasıl başlayacağını veya benim nasıl başlayacağıma yönelik de bir stratejiyle başlayamadık tabii ki de. O yüzden buradaki ilk olay aslında o kadar yılın da verdiği bir şeyle rakibi ben sadece mesafeyi ölçüp mesafeyi burada ilk başta tekmelerle, yalandan tekmelerle rakibin reaksiyonlarına bakıyorum. Burada. Ben de burada tabii senin iyi olduğun yerlerde rakibi baskı yapmamı istiyorum. Tabii. Ve burada gelen çok o geri çok tekme, iyi, çok iyi bir tekme benim için orada şeydi. 4,5 yıldır dövüşmemenin verdiği bir baskı o tekmeyle tamamen o anda yok oldu. Ama yani zaten bu maçtaki şey stratejimiz de neydi? Uzak durup önce bir rakibi ölçüp kendi tekniğini sergilemekti. Evet. Benim normalde bu maçta insanlara jiu-jitsu mantığı oluştuğu için bu videoda çok geçecek o olay. Yere düşürmek istemedim aslında ilk başta. Rakip ayakta dövüşmek istedim ama o benim tekmemi yakalayıp ama şöyle bir şey var. Bir de yani sonuçta o senin güçlü bir yerinse eğer rakibe karşı rakipten daha güçlüyse ister istemez o pozisyona geliyorsun. Evet, zaten herhangi bir temasa girildiği anda aslında oraya kaymalar olabiliyor. Burada rakibi ilk ayağımı kurtardığım anda gelen darbeler ilk vurduğum anda zaten. Onda da rakibe daha fazla zarar vermemek için hakeme bakıyorsun. Aslında daha fazla yorulmamak için de bakıyorum. Stratejik bir hamle mi diyorsun? Aynen. Hakan bitir artık hani. Evet. Şey yapmıyor. Gerçekten de yapmıyor. Normalde bizse burada bile biterdi zaten. Evet, kimse bir şey demez. Burada çok iyi bir şekilde hukukların içeri taktım. Ben zaten buraya gelince dedim ki bitti. Hatta burada köşeden sana bağırıyordum kendini yorma diye. Burada ilk elimi taktığım anda bu hareketin rear neck çok arkadaşlar. İlk boğmayı yakaladığı anda normalde tamamen boğaza oturması gerekiyor elin. İlk başta biraz çene hizasında kaldı ve tam oturmadı. Sonrasında tekrar kalçayı bastığım anda ve oturdu. Ve bu şu anki hissedilen şey, galibiyetin verdiği his, bunu da herhangi bir şey size yaşatamaz. Anlatamazsın bu kimseye. Yani gerçekten inanılmaz bu duygu. Benim için de ekstradan çok büyük bir sevinç, gurur. Yani burada dedim ya, burada artık hani şey olmuyor. Şimdi buradaki antrenörün müsün, işte abim misin? Hepsi birbirinin iç içe giriyor ve inanılmaz bir duygu. İşte elinde Türkiye'de olsan da, dünyanın neresinde olursan ol, o Türk bayrağını orada dalgalandırman, işte verdiğimiz antrenmanda verdiğimiz emeklerin karşılığını alma ve işte insanların o senin üzerinde yarattığı baskının sonunda işte galibiyetle sonuçlanması efsane bir duygu. Ya orada zaten şey hissediyorsun. Maça başlangıç. Konağına baksana nasıl seviyorsun. Aynen. Maça İlk girerken de son bittiği anda da dünyada oluşan hiçbir şeyin artık bir önemi yok. Tamamen dünya orası ve herhangi bir şey senin aklını karıştırabileceği bir şey de yok. Ve maç bittiği anda gerçekten dünya sadece orası olduğu için kafasını sevdim. Bütün her şeyi kazanmışsın gibi hissediyorsun. Evet. Ve bu bayrak olayı da maç bitiyor. Sonuç olarak bir bu official bir milli şey değil, milli takım maçı vesaire değil ama biz bunu gönüllüsü olarak bunu yapan insanlar olarak maç bittiği anda hiç kimse bir şey olmadan o anda ya, çok çılgın hareketler yapabilirsin hani, de ama direkt gidip bayrağı istiyorsun şey. Ve tur attırmak aynen. istiyorsun. Aynen. Burada şöyle bir şey var. Ya sen bu maçtan istersen 50 milyar kazan, istersen 5 milyon dolar kazan. Orada maç kazandıktan sonra insan hiçbir zaman parayı düşünmüyor. Kesinlikle. Tek oradaki şey işte o verdiği sevinç ve gurur. Bayrağı dalgalandırmak. Bu zaferi yaşamak. Başka bir şey değil. Ve maç bittikten sonra insanların çoğu, özellikle dövüşmeyen insanların çoğu bu olayı da çok fazla anlayamıyor. Yani daha demin dövüşüyordun, niye sarıldın? Evet, bu profesyonellik zaten, onun aranda kötü bir şey yok. Bir de aslında yine o şeye de bağlı. İşte, maç öncesinde aranda gelişen şeylere göre değil mi? Ve temiz bir çocuktu yani. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi rakibi tanımıyorsun. 2 ay öncesinden diyelim maçın belli oldu. 2 ay boyunca o rakibe her gün fotoğraflarına bakıp, videolarına bakıp kendi kafanda kuruluyorsun. Her gece yatmadan önce onu işte başka bir şekilde nakavt edeceğini hayal ediyorsun.
Daha sonra 2 ayın sonunda rakiple bir anda göz göze geldiğin zaman özellikle tartılarda bir anda işler kızışmaya başlıyor. Yani hemen dövüşmek istiyorsun. Oradaki reaksiyonlara göre de maçın sonu belirleniyor aslında. Evet. Yani aranda orada tamam profesyonel bir ilişki olduğu zaman maçtan sonra tabii ki sarılıyorsun. Ama evet. Maç öncesinde bir düşmanlık olursa ne bileyim itişme çekişme falan. Tabii. O zaman maçtan sonra da o gerilim devam ediyor. Aynen tabii. Aynen öyle. İlk maçımızı bu şekilde bitiriyoruz. Temiz bir galibiyet oldu. Yaklaşık 35-40 saniye içerisinde bir tane darbe almadan bitti. Evet. Şimdi ikinci maçımıza geçiyoruz. Gelsin bakalım. İkinci maçın benim için yine farklı bir önemi var. İkinci maçta normalde ben İranlı bir rakiple dövüşecektim. Ve maç cumartesi günü oluyor. Çarşamba günü rakibin maçtan çekildiği haberi geldi ona. Organizatör beni aradı. Dedi ki Kaan böyle böyle bir şey var. Normalde o gün uçakla ben maçın yapılacağı yere geçecektim. Dedi ki rakibe ulaşamıyoruz ve hiçbir şeye cevap vermiyor. Menajeriyle bağlantı kurduk. Menajeri de o da onunla görüşmediğini ve gelmeyeceğini vesaire söyledi dedi. Bir anda dedik ki ne yapacağız? Hemen dedik dediler sana başka bir rakip bakıyoruz. 2 ay boyunca bir adama hazırlanmışız. O adamın üzerine planlar kurmuşuz. Bir anda rakip değişmiş. Daha doğrusu değişmiş bile değil. Rakibin kim olduğunu bile bilmiyoruz. Sadece sözde ayarlanacak bir rakip var. Daha sonrasında bir saat sonra organizatör beni aradı. Dedi ki böyle böyle bir rakip bulduk. Başka bir İranlı dövüşçü bulduk. Onunla dövüşür müsün? Ben dedik okey yani şu an kimin olduğunun bir önemi yok. Hazırlanmışız. Maç gününe gelmişiz. Kilomuzu, diyetimizi vesaire her şeyi ona göre ayarlamışız. Dövüşeceğiz kim olursa. Sonra okeyledik. Üzerinden tekrar bir yarım saat, bir saat geçti. Organizatör aradı. Dedi ki bu rakibin de kimliğinde bir sıkıntı var. Gelemiyor. Yani şaka gibi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Rakibim belli olmadan rakipsiz bir şekilde maçı Antalya'ya gittim. Daha sonrasında Antalya'ya gittikten sonra organizatör dedi ki böyle böyle Batuhan Çarboğa diye bir Türk dövüşçü var. Geçen yılın Türkiye MMA şampiyonu. Onunla dövüşür müsün? Ben dedik ki ben normal şartlarda bir Türk'le dövüşmek istemiyorum. Çünkü hem zaten az olan Türkiye dövüşçü havuzunda insanların birbirini kırmaması gerektiğini savunuyorum. Çünkü bu en basit örneği Dağıstanlılar, Çeçenler'de olduğu gibi az olan havuzda mesela hiçbir Dağıstanlı UFC'de birlikte dövüşmüyor. Karşı karşıya dövüşmüyor. Ya amatör organizasyonlarda zaten hepsi birbiriyle dövüşüyor. Evet. İyi olanlar profesyonelde çıkıp kendini başka yabancılara karşı deniyorlar. Aynen öyle. Ve bu ülkede insanlara, seyircilere bu yayabilmek için Türklerin başka milletten insanları dövmesi gerektiğini düşünüyorum. O şekilde dışarıdaki halkı hayran olarak bu dövüşler kazanabilir. Sen bir de şimdi başka bir çıkış yapacak çocuğu. Önünü kesmiş de oluyorsun. Aynen öyle. Zamanda. Yani bu çocuk da mesela ailesi bile bana mesaj attı. Üzgün vesaire diye. Tabii. Ama buradaki şöyle bir durum oldu. Yani o kadar hazırlanmışız ve dövüşmek zorundayız artık kim olursa. Yoksa bütün yaptığım emekler her şey boşa gidecek. Ve okeyledik. Bir anda yine tanımadığım biriyle dövüşmem gerekti. Sadece tek bildiğim şey geçen yıl Türkiye şampiyon olmuş olması. Şimdi maça geçelim. Bu maç da Antalya'da amfiteyatro gibi bir yerde yapıldı. Ama soyunma odaları vesaire çok küçüktü. Çok havasızdı, yetersizdi daha doğrusu. O yüzden inanılmaz kötüydü. Yani diğer maçlar başlayana kadar bir tane sandalye çekip kafesin kenarında maçımın gelmesini bekledim neredeyse. Öyle bir burada felsefesiz bir ortam vardı. Sen dövüştün, bırak dövüşmeyi. Ben köşe adamı olarak bile odada duramıyordum. Terden mahvolduk yani. Şimdi maç başladığı anda yine dediğimiz gibi rakip hakkında çok bir bilgi yok. Maç içerisinde sadece adımlamalarla işte mesafeyle kontrol ederek rakibi kontrol ediyorum. Şimdi birazdan mesela sol elimi göreceksiniz. Ayağını işaret edeceğim. Şimdi burada sol elimde işaret ettim. Dedim ki sol tekme atacaksın. Sadece vücut hareketleriyle onun ne yapacağı şeyleri görmeye çalışarak. Bu maç mesela benim için hiçbir riski yoktu benim için. Evet. Çok rahattım ben. Çünkü bu maçı çok rahat kazanacağını biliyordum. Ben de öyle. Yani herhangi bir Türk'ün dövüşebileceğini, bir round dövüşebileceğini hala söylüyorum. Hiç kimse dövüşebileceği bir durum yok. Sadece riskli. Yani şöyle bir riskli var. Türkiye yenilme, bu zamana kadar bu emeği verdik. Hani burada gelip birini sıfırdan maç birini sonuçta olma ihtimali. Tek bir yumruğa bakıyor yani. Lucky punch dediğimiz bir yumrukla. Herkes yenilebilir. Bu gerçek zaten maçta gördüğü gibi 20 saniyede falan yine bitti. İlk temasa girdiğimiz anda bitti. Bu da aradaki seviye farkını gösteriyor. Benim için mesela burada olan şey, ya işte boş hala konuşuyorsunuz ama işte bu şekilde çocukları kırdırıyorsunuz. Evet. Yani ben orada, bu yani. Ben orada rakibin yanına gidip, şimdi dedim galiba, burada rakibin yanına gidip rakibe dedim ki kimsenin menajerinin vesairenin gazına gelme.
Çünkü ben bunları yaşadım. Ben küçükken 17-18 yaşındayken dünyada çok iyi dövüşçülere karşı dövüştüm. Bizim oradaki olayımız gaza gelmek değil, elimizde fırsat olmamasıydı. Çünkü Türkiye'de ne federasyon vardı, ne gelişen bir spor vardı. Ya da burada şey de var işte, hani Kaan Kolay maça çıktı. Ne kolay maç? 3 tane rakip değişti. Sporda maç yapabilmek kim geldiyse çıktık. Evet. Ondan sonra bir de ki zaten geçen yıl Türkiye şampiyonu olmuş. Evet. Ya zaten Türkiye'deki hangisi? Seviye de belli zaten, evet. Dediğin gibi. Organizatör son bir gün kala Amerika'dan sporcu mu getirsin? Aynen öyle. Yani Türk dövüşçülerin 1000 lirasını vermemeye çalışıyor organizatörler. Tabii tabii. Onun dışında dediğim gibi böyle gaza gelmeyin. Mesela Instagram'da da şu an mesela bu söyleyeceğim şeyi herkesin duymasını istiyorum. Çünkü herkes Instagram üzerinden laf atarak, meydan okuyarak herkes böyle bir kendi üzerine prim yapmaya çalışıyor. Ama bu zamana kadar mesela atıyorum 2-3 haftada bir Instagram'dan biri meydan okuyor. Bu zamana kadar benim önüme gelen bir tane maç teklifi, sözleşmesi yok. Bu senin sıfır. Aslında işini iyi yaptığını gösteriyor. Evet. Ki insanlar çünkü seninle maç yapıp kendine oradan maçı kazanacağını düşünüyor. Ya da şanslı bir şekilde belki kazanırım ve prim yaparım. Aynen öyle. Ben insanları bu arada bu konuda haksız bulmuyorum. Gayet doğru. Ama dediğin gibi yani herhangi bir sana bir teklif yok ki. Ya da bir menajer sana girin şu organizasyonu dövüşün demiyor ki. Gelse değerlendireceğiz. Eğer şartlar uygunsa kabul edeceğiz. Zaten çoğu benim için kolay para. Diğer maçlarda olduğu gibi çıkacağım. 30 saniye 40 saniye o maçı kazanacağım. Paramı alacağım. Evime döneceğim. Benim için bir sıkıntı yok. Buradaki insanlara sadece bunu söylemek istiyorum. Yani dövüşçü olmayan ama MMA'yi takip eden kitleye söylemek istiyorum. Eğer official bir teklif gelirse biz bunu değerlendiririz. Ama official bir teklif gelmeden Instagram üzerinde insanların Photoshop'larla yaptığı maç tekliflerine alınmayın. Bunu önemsemeyin. Bunu dile getirmenize bile gerek yok. Bunlar çünkü sadece şaklabanlık. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Şimdi insanlar şunu anlamıyor. Şimdi UFC'de dövüşen iki tane rakip var. Hı-hı. İki tane dövüşü ve ikisi aynı organizasyon altında dövüşüyor ve o ona meydan okuyabilir. Hı-hı. Çünkü onun da dövüşme şansı var. Şimdi sana meydan okuyan herhangi bir kişi seninle nerede dövüşeceğine dair bir fikri bile yok. Diyor ki ben ona işte meydan okuyayım belki oradan prim yapayım. Yani bu işin olması gereken bir kere öncelikle kolay olması için ikinizin de aynı organizasyon çatısı Hı-hı. altında dövüşüyor olmanız lazım. Hadi olmadı. Kendi ülkesinde dövüştüğü bir organizasyonda dövüşebileceğini düşünüyorsa da kendi menajeri senin menajerine teklif gelsin, götürecek. Gelsin. Ve teklif karşılığında bu maç olursa anca o şekilde Aynen. olur. Ya bunun haricinde zaten maçın olma şansı yok. Ya bu şunun gibi düşünsenize yani şu an işte Kaan buradan duruyor ve diyor ki işte başka UFC ya da Bellator gibi büyük bir organizasyondan bir sporcuya diyor ki işte atıyorum Conor McGregor hadi gel dövüşelim. Aa dövüşmedi benden korkuyor. Bunun gibi bir şey yani başka bir şey, hiçbir anlamı yok bunun. Aynen öyle. Ya bunu söylemek istedim çünkü dediğim gibi gereksiz insanların gereksiz gazlarına gelip hatta şimdi çoğu MMA sayfası da Türkiye'deki YouTube sayfaları da Instagram sayfaları da bu insanları gündeme getirip onlar da prim yapmaya çalışıyor tabii ki de. Onlar da kendi sayfasını büyütmeye çalışıyor. Aynen öyle. Ama bunlar sadece geçici şeyler. Sizlerin de bunlara gülüp geçmeniz gerekiyor. Çünkü bunlar ciddi olan şeyler değil. Adam Instagram'dan bana dövüşelim dediği zaman ben buna tamam dediğim zaman nerede sokakta mı dövüşeceğiz? Nerede dövüşeceğiz? Salonumuz zaten belli. Kendini denemek isteyen herkes gelip dövüşebiliriz. Bu arada yani her gün antrenmanlar var. Yani isteyen her gün ister sabah ister akşam gelebiliyor zaten ha. antrenmanlara. Daha fazla gerilmeden 3. ve son maçımıza geçelim. Kaan Kazgan. Bu da son maçımız. İzleyeceğimiz, reaksiyon vereceğimiz. Bu aynı zamanda Kasım'ın sonunda Covid'den önce yaptığım da son maç. Aynı yıl içerisinde 3. maç. Evet, aynı yıl içerisinde 3. maç. Ve 3'ü de ilk 1 dakikanın altında bitti. İlk roundda. Aslında Legend görünüş olarak güzel bir organizasyondu. Yani bir önceki organizasyonun organizatörlerinin sonra ayrılarak başka yani içinden başkalarının yaptığı bir organizasyonda. Onların da aslında zaten ayrılıp daha iyisini yapabiliriz diye yaptıkları bir organizasyon. Daha iyisini yapmışlardır. Bence de. Bu arada bu maçın da ekstra stresleri vardı tabii ki de. Çünkü demin de gördünüz. O zaman ilk defa bir kız arkadaşım orada aynı zamanda seyirciler arasındaydı ve kendi takım arkadaşlarımdan biri benden önce maç kaybetmişti. O yüzden ben de soyunma odasında onun maçını canlı olarak izliyordum benden önce. Ve bu maça çıkarken kazanmaktan ziyade hemen oraya girip rakibi yok etmek vardı. Yani ikinci bir şans o maç içerisinde kafamda hiç yoktu. Tamamen oraya odaklı gireceğim hemen onu bitireceğim. Ve yani ona şans bile tanımayacağım mentalitesiyle bu maça çıktım. O yüzden diğer maçlara göre aslında birazcık daha böyle rahatlıktan ziyade şey de yani. Adrenalin. Yüksek adrenalinle çıktım maça.
Burada bazı insanlar bilmeyebiliyor. Şimdi katmen, yani oradaki kontrolü yapan kişi, yüze hafif vazelinler sürüyor. Vazelinler bizim MMA eldivenleri çok sert olduğu için geldiği anda açabiliyor. Kontrolü yapan kişi iki dövüşçüye de belli bir oranda onu sürerek birazcık yumrukların kaymasını sağlıyor aslında. Vücudu kontrol etmesinin sebebi de bazıları, mesela kickboksu daha iyi olan, güreşi daha zayıf olan kişiler, güreşçi onu yere düşüremesin diye vücuduna kaygan şeyler sürebiliyor vesaire. O yüzden o baştaki kontrolün sebebi o. Bu maçta da rakibin bayağı böyle bir maçtan önce seninle atışması olan işte iddialı bir çocuktu. Instagram'daki diğer arkadaşlar gibiydi. diğer gönüllüler gibi. Bu maç için şey diyebilir miyiz? Veya diğer bir için. Survivor gibi. Ünlü gönüllü. Ya işte bu çocuk da işte buradaki amacı ne sonuçta? Ya tabii. İşte seni yenip. Aynen öyle. Ülkesinde meşhur olmak. İran'dan Türkiye'ye gelmiş bir dövüşçü. Evet. Burada ünlenmek istiyor. Ve bana meydan okuyor. Bu Türkiye'de da aynı zamanda. Türkiye'de bu işi yapan zirvede kim varsa onu yenmek istiyor. Bu da aynı zamanda Türkiye'de ondan önceki yıl, geldiği yıl Türkiye şampiyonasında dövüşmüş ve şampiyon olmuş bir ekipte. Burada asıl risk sende zaten. Sen kaybettiğin zaman bu zamana kadar kazandıklarını ona veriyorsun. O ise zaten bir şey olmadığı için senin olan her şey senin için. Aynen senin öyle. Ben alıyor. Kazandığım zaman zaten sende. Kaan yenerdi zaten oluyor. Ama kaybetse öyle de olmuyor. Sen kazandığın zaman Kaan kolay maç kazandı. Aynen öyle. Ama rakip kazansa ne kadar önemli bir şey kazanmış olacak aslında. Yani burada aslında riski alan sensin. Aynen öyle. Burada güzel bir döner tekmeyle başlayayım. Evet. Yere düştüğü anda işte o da yine güçlü yerinin rakibi çok fazla gelmesinden kaynaklanıyor. Evet. Yoksa orada başarısız bir takedown yapardın ve maç yine devam ederdi ayakta. Aynen öyle. Şimdi burada rakibin üzerine mount pozisyonuna çıkacağım ve çıktığı anda dirseklerle çok iyiydi. Buradaki dirsekler çok seri ve çok iyiydi. Ve oradan 3-4 tanesi çok net geldi. Aynen öyle. Yani dirsek de biliyorsunuz ya. Öyle bir şey ki yani bıçak gibi. Geldiği yeri açıyor ve inanılmaz can yakıyor. Yumrukla kesinlikle kıyaslanmayacak zaten. Ben normalde armbar pozisyonu bana ilk pozisyonda geldi. Ama ben daha fazla dirsekle bitirmek istedim maçı. O yüzden devam etmek istiyordum ama çok fazla cani bir çocuksun. Çok fazla kolunu uzatınca dedim ki okey. Çok, çok temiz bir armbar ve bitti. İşte görüyorsun yine bu da 20-30 saniyelik bir maç. Bu tamamen aranızdaki seviye farkıyla alakalı. Covid olmasaydı aynı sıklıkla aynı şekilde maçlar devam edecekti ama maalesef kimsenin, dünyada kimsenin elinde olmayan sebeplerden böyle araya girdik. 2020 yılında hepimiz yattık. Evet. Ama işte ben de şu an Bellator'la imza aldım. Tek amacımız benim de. Benim arkamdan senin de gelip Bellator'da dövüşüp dünya klasmanındaki rakiplerini de yine bu şekilde bir dakikanın altında kazanman. Biz kendi seviyemizi yaptığımız antrenmanlarda yaptığımız kişilere karşı biliyoruz. Aslında bence Instagram'daki insanların meydan okumasının problemi de o oluyor. Mesela kendi spor salonlarındakilerle antrenman yaptıkları için. Aynen öyle. Şimdi Amerikan Top Team'de Dustin Poirier'le antrenman yaptığın zaman veya Jorge Masvidal'la antrenman yaptığın zaman seviyeni zaten en iyisiyle görmüş oluyorsun. Evet. Ve kendini kıyaslayabileceğin, ben buyum diyebileceğin yeri görmüş oluyorsun. Ama diğer X kişi salonda 3 aydır antrenman yapan adamla veya 1 yıldır 2 yıldır yapsa da o ekiple antrenman yapan adamla yaptığı zaman kendini Habib sanıyor. Doğru. O yüzden diyor ki ben bunları böyle dövüyorum, herkesi böyle döverim. Evet. O yüzden aradaki zaten en büyük aslında bu cahilliği sağlayan şey bu oluyor. Yoksa insanlar kendilerini aşmak için... Yoksa bu adam da bu seviyesini biliyormuş olsa bu maça zaten çıkmazdı. Tabii. Yani. Veya çıksa da öncesinde en azından laf atmazdı. Evet. Bu çocuk da yine internetten meydan okuyanlardan bir tanesiydi. Şimdi son videomuzu da izledik aslında. Burada yine duygu yüklü bir konuşma var normalde. Türk halkına sesleniş. Aynen. Burada diyorum ki bana burada mistik kazgan diyebilirsiniz. Diyorum ki gazetecilere ve Instagram'da herkese bu maçın ilk roundda ilk dakikada biteceğini söylemiştim. Diğer maçlarda olduğu gibi ve sözümü tuttum. Bir sonrakini bekliyorum. O ne diyordu? Normalde ben TV8.5 bandından izledim hep. Çocuk mikrofonu eline aldığı zaman TV8 kat veriyor. Ne Allah'ım. yayını bitiriyor. O yüzden ne dediğine dair benim de fikrim yok. O da şey mi diyor acaba? Ben de bir dakikanın altında biteceğini söylemiştim. Bana da mistik Yaşar diyebilirsiniz diye. Bu şekilde son videomuzu da izlemiş olduk. Şimdi biliyorsun ben de yeni bir MMA programına başlayacağım. İlk konuk olarak seni bekliyorum.
Tabii ki de. Bundan sonraki kanaldaki videolarımızda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Geldiğin için teşekkür ederim abi. Ne demek, her zaman. Görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Abimin kanalı da açıklama kısmında var. Ona da mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.